Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün TYT fiziğin sıcaklık genleşmenin ikinci kısmına bakacağız. Konu özetine bakacağız. Hadi bakalım videoya başlayalım. İlk başta ısı iletim hızından bahsedelim arkadaşlar. Isı iletim hızı etkileyen faktörler nelerdir onlardan konuşacağız. Mesela burada ilk başta sıcaklık farkı etkiliyor. Yani T1 T2'den büyük olduğunu varsayalım. Burada sıcaklık farkı ne kadar fazlaysa arkadaşlar, o kadar fazla bir ısı iletim hızı olacaktır. İkincisi yüzey kalınlığı yani burada d kadarlık mesafeyi biz yüzey kalınlığı dedik. Yüzey kalınlığının artması ısı iletim hızını azaltacaktır arkadaşlar. Sonra yüzey genişliği dediğimiz S yüzey alanı. Burada yüzey genişliği arttıkça ısı iletim hızı da artar diye söyleyeceğiz. Isı iletim katsayısı. Burada da arkadaşlar maddenin işte mesela demir veya tahta veya beton herhangi bir farklı farklı olması ısı iletim kat etkiler. Isı iletim kat sayısı da arttıkça arkadaşlar ısı iletim hızında da artışlar yaşanacaktır. Mesela soğuk bir yerde soğuk bir günde tahta ve beton banka oturduğunuzda tahta bankın daha sıcak beton bankında daha soğuk olduğunu hissedersiniz. Bunun sebebi arkadaşlar hani betonun daha soğuk olması değildir burada tamamen e, ikisinin arasında sıcaklık yani ısı iletim hızlarının arasında bir fark olmasından kaynaklanır. Tahta daha çabuk daha e, zor iletir ama betonda daha çabuk iletecektir. O yüzden ikisinin de sıcaklıkları eşittir ama ısı iletim katsayıları arasında fark olduğundan dolayı böyle bir durum söz konusu diyeceğiz. Isı iletim yollarına geçelim. Isı iletim yollarında arkadaşlar 3 tane yolumuz var. Birincisi iletim yolu, 2 konveksiyonel, 3 de ışıma yoluyla. Burada arkadaşlar ilk yolumuz yani ısının iletim yoluyla aktarılması, katı moleküllerde titreşim yoluyla sıcaktan soğuğa doğru titreşim enerjisinin aktarılmasıyla gerçekleşir. Buna örnek vermek gerekirse mesela metal bir kaşıkla çorba karışırken kaşığın sıcaklığının bir süre sonra artıp hani biz o kaşığı tutamamamız. Burada arkadaşlar ben de bir tane görsel çizdim. Bu görselde bir tane hani metal var. Metalin altında muma benzer bir şekil koydum. Buradaki ısıyı arttırarak yani sıcaklığı arttırarak ısının aktarılmasını sağlıyoruz. Ve burada diğer taraf yani sağ köşedeki mesela bir tane mum olsa bu bir süre sonra düşecektir. Sebebi de arkadaşlar tamamen ısının iletim yoluyla aktarılmasıdır. İkincisi konveksiyonel yolla aktarılma. Isınan akışkanlarda öz kütlesi azaldığı için yukarı yönlü hareket olur. Öz kütlesi yüksek olan aşağı yönlü hareket eder. Mesela buna da örnek olarak tenceredeki suyun ocakta ısıtılması şeklinde söyledim. Burada ısınan moleküller arkadaşlar hacmi artacağı için şöyle bir mesela yazalım. D eşittir M bölü V kavramına göre. Kütle aynı kalırken burada hacim artışı yaşanacak. Hacim artışı olduğundan dolayı da öz kütlesi azalacaktır. Şimdi ısınan molekül burada yukarıya doğru hareket eder. Yukarıdaki arkadaşlar öz kütlesi büyük olan madde de bu sayede aşağıya doğru ilerler. Yani bu şekilde sürekli devir daim olur ve konveksiyonel yolla ısınma olayı gerçekleşmiş olacaktır. Mesela işte peteklerin odayı ısıtması, işte tenceredeki suyun ocakta ısıtılması, işte katıldaki suyu ısıtmak gibi gibi gibi. Yani bunlar bir sürüdür. Ama hani bunu unutmayın. Akışkanların hani hareket etmesiyle olacaktır. Akışkan deyince aklınıza sadece Sıvı gelmesin. Bunun içerisinde tabii ki de gaz da geçerli olacak. Gelelim bir diğer iletim yoluna. Işıma yoluyla aktarım. Arkadaşlar ışınların boşlukta veya havada ilerlemesiyle ısının yayılması olayıdır. Mesela güneş ışınları arkadaşlar. Güneş ışınları e, dünyaya geliyor. Hani bu uzay boşluğunda güneş ışınları ilerliyor. Bu da ne sayede oluyor? Elektromanyetik dalgaların boşlukta ilerleyebilmesi sayesinde oluyor. Veya arkadaşlar infrared ısıtıcıların çevreyi ısıtma prensibi gibi. Mesela bunlara hani örnek vermek gerekirse, şöyle konuşmak gerekirse. Konveksiyonel yolla hani e, ısının aktarımından sonra mesela konveksiyonel yolu. E, iptal edelim mesela ocağın altını kapatalım veya işte ne bileyim evlerimizdeki petekleri kapatalım. O anda arkadaşlar hani e, aslında siz ısı olayını kesmiş oluyorsunuz. Ama mesela e, o içerideki sıcak hava veya işte sıcak suyun durması ondan sonra ışıma yoluyla olan işte o ısınma olayını daha da fazla hale getiriyor. Yani ışıma yolu daha e, çabuk sönen daha çabuk yok olan bir durumdur. Bunu da hepiniz mesela Ufu UFO ısıtıcılarla mesela bunu görebilirsiniz. Bir UFO ısıtıcıyla odayı ısıttığınızı varsayalım. Ondan sonra işte o UFO ısıtıcıyı kapattığınız anda mesela bir süre sonra yani bir süre dedim yani çok kısa bir süre sonra arkadaşlar o da hani eski halinden hani geri dönecektir. Sıcaklık azalacaktır. Ama işte konveksiyonel yolla yayılma muhabbetinde daha büyük bir zamanda o oda veya işte kullandığınız hani diğer işte konveksiyonel yolla ısıttığınız cisimler daha fazla sıcaklığını koruyacaktır diye de söyleyebiliriz. Suyun artı 4 santigrat derecede özel bir durum var arkadaşlar. Su artı 4 santigrat derecede maksimum özgütte ve minimum hacme sahip olacaktır. Bundaki olay arkadaşlar hani maksimumdan kastım böyle 10-15'e çıkacak diye bir kaydı yok. Suyun öz o zaman 1 olacaktır. E, bunu da sağlayabilmek için arkadaşlar hacmi azaltmamız ve öz kütleyi de bu şekilde bu sayede arttırmamızdır. Bu yüzden arkadaşlar böyle bir durum söz konusu. Mesela sorularda bazen işte sıcaklık değişimleriyle beraber hacim değişimleriyle alakalı sorular gelebilir. Mesela su katı hali olan buza dönüştüğünde hacmi artıp özgüldeği düşer. Bu yüzden buzdolabı buzuna ağzı ağzına kadar su dolu cam şeyde su konulmaması gerektiğini biliriz. Çünkü su donduğunda camın esnemesi az olduğu için yani esnemesi yani su gibi değil yani sonuç olarak bir sınırı var. O yüzden de arkadaşlar o cam şişe patlayacaktır diye de ekleyebiliriz. Genleşmeye bakalım arkadaşlar. Genleşme dediğimiz şey maddenin sıcaklık artışından boyutlarında meydana gelen artıştır diye söyleyeceğiz. Ters durumda yani sıcaklık azaltıldığında boyutlarında meydana gelen azalmaya da büzüşme adını veriyoruz. Mesela tek boyutta genleşme yani uzunluk genleşmesi için şunu söyleriz arkadaşlar. Mesela bir L0 boyunda bir işte e, metal bir cismimiz var. Bu cisim işte sıcaklık arttırıldığı zaman arkadaşlar delta L kadarlık bir uzunluk artışı veya tam tersi sıcaklığı azalttığım zaman da delta L kadarlık bir uzunluk azalışı meydana geliyor. Buradaki formül arkadaşlar delta L dediğimiz kavram L0 alfa delta T'dir. Buradaki L0 ilk uzunluktur. Alfa boyca yani uzunlukça genleşme katsayısıdır. Delta T sıcaklık değişimi olacak. Bunun sayesinde termostat dediğimiz metal çubuk çiftlerini Kullanarak arkadaşlar farklı metaller kullanarak işte sistemler üretmişiz. Mesela kettle dediğimiz su ısıtıcılarda işte araç fanlarında bilgisayar fanlarında gibi işte kapalı alan sensörlerinde biz bu genleşmenin tek boyutlu olan kısmını kullanarak hani günlük hayata güzel bir örnekler vermişiz. İki boyutta genleşme. İki boyutta arkadaşlar alan genleşmesidir. Yine bizim hani tek boyutlu olduğu gibi burada da bir ilk alanımız var. Sıcak arttırıldığı zaman arkadaşlar buradaki alan genişlemesi her bir taraftan olacaktır. O yüzden mesela veya tam tersi sıcak kazanmasında yine her bir taraftan azalacaktır diye söyleyeceğiz. Burada arkadaşlar açılar özellikler değişmez. Mesela yukarıdaki görselde arkadaşlar tek boyutta genleşmede biz bu cismi işte sol tarafı böyle sabitledik ve sağ tarafa doğru uzadı. Ama mesela biz bu cismi hani sabitlemeseydik, kendi haline bıraksaydık o zaman da arkadaşlar her bir taraftan uzardı. Yani iki tarafa doğru uzardı. Ama burada arkadaşlar alan genleşmesinde de şöyle bir şey söyleyeceğim. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir tarafını hani mesela sabit tutarsanız o zaman diğer taraflar uzayacaktır. Ama hani biz bu cismi komple e serbest bıraktığımızdan dolayı her bir tarafa doğru bu cisim genişler diye söyleyeceğiz. Bunu da unutmamak gerekiyor. Peki yine hani formülümüz delta S S0 alfa delta T'dir. Buradaki S0 dediğimiz ilk alandır. Alfa alanca genleşmedir. Delta T sıcak sıcaklık değişimidir. Delta S'de arkadaşlar alan değişimi şeklinde olur. Diğer bir görsele baktığımızda yani üç boyutta genleşme, yani hacimce genleşme olayına baktığımız zaman cismin bir ilk hacmi var. Ve burada sıcaklık artışı olduğu zaman hacminde eee Özelliklerinde değişim olacaktır. Veya tam tersi işte biz sıcaklığını azalttığımız zaman yine küçülme, büzüşme meydana gelecektir. Formülümüzde arkadaşlar yine aynı formüldür. Hiçbir fark yoktur. Delta V dediğimiz kavram V0 alfa delta T'dir. Burada da arkadaşlar delta V hacim değişimidir. V0 ilk hacim. Alfa hacimce genleşme katsayısı ve delta T'de sıcaklık değişimi şeklinde söyleyeceğiz arkadaşlar. İkinci kısım bu şekildeydi. Bunlarla alakalı sorular kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Videoların devamı gelecektir. Arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve hani hangi videoların gelmesini isterseniz eğer arkadaşlar veya içerik önerileri için de yine yorumlarda buluşabiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.